Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte İtalya Krallığı serimizin final bölümüyle daha sizlerin karşınızdayım dostlar. En sonuncu bölüm artık Romanya ve Fransa'yı tamamen bitirmiştik. Afrika'dan da toprak almıştık. Bu bölüm artık hedefimiz Avusturya Macaristan. Ondan sonra da Osmanlı İmparatorluğu olacak. Avusturya Macaristan'ı nasıl yeneceğiz hiçbir fikrim yok. Bununla aram 94 iken diğeriyle aram eksi 94. Yani çok kötü bir durum. Şimdi bunun müttefiki kim? Fransa'yı ve Rusya'yı çok seviyor kendileri. O zaman biz de Fransa'dan ilişki geliştirip Rusya'dan da ilişki geliştirmemiz gerekecek. Bu arada dostlar bundan sonraki serimiz ne olsun? Düşüncelerinizi yorumlara alırsam sevinirim. Sosyalist Almanya yapacaktım ama ona bir sürü ara vereceğim. Bir seri sonra yapacağım. Nedeni biraz farklı ondan dolayı Sosyalist Almanya'yı şimdi yapmayacağım. Şimdi sizin istediğiniz bir seri varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü ben bulmakta zorlanıyorum. Benim aklımda Cemuzan Türkiye'si serisi var. Ama yani taraflı bakmazsınız umarım. Sadece Türkiye başka bir şekilde yapmayı düşünüyorum. O da böyle geldi aklıma. Yorumlara yazarsanız severim, ister misiniz, istemez misiniz? Evet dostlar, bütün asimilasyonları bitirdim. İlk olarak Avusturya Macaristan'ı aradan çıkartmak istiyorum ama kendisiyle ilişki geliştiriyorum. Kendisi bu ilişki geliştirmeyi kesinlikle reddediyor. Birleşik Krallığa söversek bence bu olayı kökünden çözeriz. Evet, aramızı 20'ye kadar düşürdük. Aynen, aramız iyi gelişmiş abi. Aramız iyi gelişmiş, artık kendiliğinden düşer diye umut ediyorum. Şöyle bir sürü severim eksiye çıkartalım. Evet, bayağı bir geliştirdik. 37'ye kadar düşmüş. Çok iyi bir aramızda ilişki şey oldu. Bu arada Almanlarla da aramız %100 oldu. Çok iyi. İttifaka girip abi ittifakı dağıtacağız. Ve Avusturya Macaristan'ı tek bırakacağız. Bu arada Rusya ile herhalde savaşa girdi. Yok, Rusya'ya barışmışlar. Tamam. Evet, aramızı artı 13'e kadar düşürmeyi başardık. Artık sadece ufak tefek ilişki geliştirmelerle bu aramızı tamamen tamamlayacağız. Şöyle. Evet, aramız 27'ye kadar çıkmış. Aramız bir 75 olsun. İttifakla ayırabiliyoruz. Çok iyi. En ittifakla aldılar abi. Mükemmel. Artık üçlü ittifakı kurmuş olduk. Ama bu üçlü ittifakta tabii ki de Avusturya Macaristan diye bir devlet kalmayacak. Avusturya Macaristan'ı ittifaklıktan kovdum. Avusturya Macaristan artık tek başına bir devlet. Zaten Almanya ile de arası bozuktu. Çok iyi oldu. Artık Avusturya Macaristan'ın savaş sesleri yükselecek ve Avusturya Macaristan'ı birazdan fethedeceğiz. Ekonomisine baktığımızda 300 binlik bir ekonomisi var. 200 binlik bir ordu bize yetecektir dostlar. Evet dostlar, 231 binlik bir ordumuz oldu bile. Şimdi hızlıca bunu bu sınırdan yollayacağız. 1, 2, 3, 4. Tamam. 200 bin ordu dostlar. Buraya dizeceğiz. Derdik ki 30 bin dizeceğiz dostlar. Hızlıca orduları dizeyim ben. Evet dostlar, orduları dizdik. Şuradan artık birazcık araştırma yatırımı da yapabiliriz. Şimdi artık Avusturya Macaristan'a savaşımı ilan ediyorum dostlar. Evet dostlar, şu anda Avusturya Macaristan'ın ana karasındaki tüm toprakları almış bulunmaktayız ve kendisinin tüm toprakları bayağı varmış. Biz zaten daha çok bu taraflardan alacağımız için gerek yok. Şöyle hızlıca bir barış anlaşması yapalım dostlar. Evet dostlar, şöyle bir barış anlaşması yapıyorum. Topraklarımızı birleştiriyoruz, güzel bir görünüm. Artı Osmanlı'yı da artık savaş ilan edebileceğiz. Şöyle teklifi sunuyorum ve kendisi kabul etti dostlar, görmüş olduğunuz gibi. Bayağı bir küçüldü kendisi. Dostlar artık Osmanlı Savaşı'na da bu ordunun yeteceğini düşünüyorum. Hayli hayli yeter hatta. Direkt Osmanlı Savaşı'na yeteceğiz. Hiç durmadan. Kahraman İtalya askerleri hiç durmadan Osmanlı Savaşı'na yetecek. İstanbul'u kuşatacak ve ardından da Anadolu'nun kapılarını tekrardan Romalılara açacak dostlar. Hızlıca ordularımızı dizelim. Evet dostlar, orduları dizdim. Hızlıca Osmanlı'ya savaşımı ilan ediyorum dostlar. Thank you.
Aslında bu savaşa çok hızlı girmekle bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü yeniliyoruz şu anda. Yani yenilmiyoruz, biz kazanıyoruz da. Osmanlı'dan şu boğazı alacağım. Şöyle. Verir mi bilmiyorum ama. Hatta burayı da boş. Hatta şurayı da al. Burayı da al. Burayı da al. Burayı da al. Böyle bir barış anlaşması deneyeceğim. Aslında şurayı alıp şurayı da alabiliriz de. Keşke dur. İzmir'i de kurtar. İzmir'i de alalım. Sonra bir barış anlaşmasına gidelim Osmanlı'ya. Tamam, hızlıca barışalım dostlar şöyle. Şu toprakları bize versin. Şöyle alalım bu toprakları. Hatta buraları da alalım abi. Şurayı boş, burayı da alalım. Şimdi tekrar savaşacağız. Burası kalsın, sınırlar daha kötü gözükür. Ordularımız hazır bir şekilde gireceğiz bu sefer. Evet dostlar, orduları bastım, topladım. Şurada 258 binlik bir ordum var. Artık Osmanlı'nın fişini çekmesinin vakti geldi. Orduları hızlıca bölelim dostlar. Evet dostlar, orduları dizdim. Bu arada teknoloji puanlarının hepsini ordu bakımına verelim ki şeyimiz artsın. Reddediyoruz tabii ki savaşı. Bizim amacımız Osmanlı'yı bitirmek. Osmanlı'yı fethetmek. Çankırı'yı başkent yapmış bu arada Osmanlı. Hızlıca dostlar, Osmanlı'ya savaşımı ilan ediyorum. Dostlar, barış anlaşmasına geçelim. Şu iki toprağı da almak için o kadar çabaladım ama alamadım. Geriden doğru getirmeye üşendim. Bütün topraklarını alırsak sınırlar böyle gözükecek. Ve böyle bir sınır da güzel olur ya. Tamam, bütün topraklarını alalım ele geçirdiğimiz. Ve artık bu serinin de finaline gelelim dostlar. Şöyle talepleri gönder diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi İtalya Krallığı artık böyle büyümüş oldu. Şöyle eyaletlere bakarsak harbiden çok güçlü bir devlet olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama dur bir dakika, şunu yapmazsam içimde kalır. Burada bir Etiyopya vasal bırakacağım ya. Bir vasal serbest bırak. Evet, şimdi daha güzel oldu bence. Şöyle bir baktığımızda aynen abi, sınırlar böyle daha da güzel. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.